Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Yadedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hizmet rehberi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 34. Hatta eskiden mütalaya çok müştak olduğum halde bütün sair kitapların mütalasından bir men, bir mücanebet ruhuma verilmişti. Böyle gurbette medar-ı teselli ve ünsiyet olan mütalayı bana terk ettiren anladım ki doğrudan doğruya ayat-ı Kur'aniyenin üstad-ı mutlak olmaları içindir. Hem yazılan eserler, risaleler, ekseriyet-i mutlakası hariçten hiçbir sebep gelmeyerek ruhumdan tevellüd eden bir hacete binaen ani ve defi olarak ihsan edilmiş. Sonra bazı dostlarıma gösterdiğim vakit demişler, şu zamanın yaralarına devadır. İntişar ettikten sonra ekser kardeşlerimden anladım ki tam şu zamandaki ihtiyaca muvafık ve derde layık bir ilaç hükmüne geçiyor. İşte ihtiyar ve şuurumun dairesi haricinde mezkür haletler ve sergüzeşti hayatım ve ulumların envalarındaki hilaf adet ihtiyarsız tetabbuatım böyle bir netice-i kusyeye müncer olmak için kuvvetli bir inayet-i ilahiye ve bir ikram-ı Rabbani olduğuna ben de şüphe bırakmamıştır. Elhamdülillah. Pekala. Bismillah. Buyurun. Hatta eskiden mütalaya çok müştak olduğum halde bütün sair kitapların mütalasından bir men, bir mücanebet ruhuma verilmişti. Devamında geçiyor ya, sergüzeşli hayatım ve ulumların envalarındaki hilaf-ı adet ihtiyarsız tetebbuatım. Yani Üstad'ım demek ki daha önce birçok ilimlerin evlerinde çok tetebbuatta bulunmuş, yani incelemelerde bulunmuş birçok ilimlerde. Daha sonra zaten kendisi buyuruyor Abilal'in dinlediğimiz kadarıyla. Yani iki şey bilmiyorum diyormuş yani. Birisi korku, bir de unutma. Okuduğu bütün kitaplar hafızasında. O zaman ulum çeşitli dinlerde çok kitaplar üstad incelemiş. Sonra onlar diyor demek benim için bir risale yazılmasına bir hazırlık olmuş yani. Nasıl hazırlık olmuş? İşte fenne dair okuduğu kitaplar, kainat kitabının mütalasında üstada bir yardımcı olmuş yani, bir ufuk açmış diyelim. Felsefeye dair okuduğu kitaplarda bu zamanın işte hastalıklarını tam keşfetmiş, onlara layık devalar ihsar etmek üzere, hazırlamak üzere ne yapabilirim şeyine düşmüş yani, endişesine düşmüş yani, merakına düşmüş. İlahir o kitaplar bir hazırlık olmuş yani, ön hazırlık olmuş. Daha sonra üstadımız işte Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla o kitaplardan bir mücanebet ruhuma verilmişti diyor. Yani onlarla bir alaka duymamaya başlamış. Onlar ecnebi gibi davranmış onlara. Bundan niçin acaba bu hal bana verildi diye düşünürken kendisi ilhamen şu karara varıyor ki doğrudan doğruya Kur'an'ın bana üstadın mutlak olması için direkt Kur'an'a teveccüh ettirildim. Yani bütün hakikatleri oradan almak, bütün suallerin cevaplarını oradan bulmak üzere bana bu halet oraya verildi diyor. Zaten geçen bir başka programda da söyledik ya, Akif'ten rahmetli naklinin doğrudan doğruya Kur'an'dan alır bir ilhamı, Hasan-ı Drakim'e söyletmeniz İslam'ı sözü, işte burayla çok yakından alakadır. Doğrudan doğruysa Kur'an'dan iltica etmiş, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine İtimad edin, Kur'an'a müracaat etmiş. Dert benim de deva Kur'an'ındır diyor zaten başka risallerinde. Bunlar dert edilince bu zamanın manevi hastalıklarını Kur'an'ın Cenab-ı Hakk'ı kendisine bu hakikatleri lütfetmiş. Bir 16. söz mesela. Şimdi malumunuz, girmeyeceğim bu konuya da. Oradaki hakikatleri usta daha önce okudu, hiçbir kitapta yok ki oradan alsın. Yani yepyeni bir şey yani. Değil mi? Yepyeni bir şey. Doğrudan da Kur'an'la ait ayetler okurken ruhuna ilham edilmiş o misaller. Yani ahiretle ilgili, haşirle ilgili malum ayet-i kerimeyi usta defalarca okuyor.
ve Haşr Risalesi çıkıyor ondan. İşte diğer risaleler de aynen böyle. Umumende ekseriyet itibariyle diyor. Ekseriyet itibariyle risaleler sünuattır diyor yani. Yani irademiz dışında kalbime ilham edilen hakikatleri beyan etmişim diyor. İşte bunun üstad şeyini anlat yani. Mukaddemesini önce söyledi. Evet, sonra devam ediyoruz. Evet. Böyle gurbette medar-ı teselli ve ünsiyet olan mütalayı bana terk ettiren, anladım ki doğrudan doğruya ayat-ı Kur'aniyenin üstadı mutlak olmaları içindir. Tabi buradan şöyle bir mana çıkmasın. Çünkü bazıları tenkit ediyorlar bizi. Nur Talebeleri sadece risale okuyorlar. Yani öyle değil bir de. Nur Talebeleri sadece risale okumuyorlar. Yani o hüküm yanlış. Yani Nur Talebeleri hizmetlerini sadece risale yönetmişler. O doğru. Diyelim işte yani tarikatlara da mesela vereyim. İşte falan tarikatta şu şu zikirler çekilir değil mi mesela? Denmez ki o tarikatın mensubu sadece o zikirler çekiyorlar. Bütün diğer zikirlerle hiç ilgilenmiyorlar. Olur mu? Bütün zikirlere inanmışlardır, iman etmişlerdir. Ama kendilerine üstadları, şeyhleri tarafından, mürşitleri tarafından şu zikirleri çekmeleri söylenmiştir, tavsiye edilmiştir, emredilmiştir. Onunla uğraşmışlardır yani. Bu demek değil ki diğer zikirlere karşıdırlar. Öyle olur mu? Şimdi Risale'deki hakikatler hakikaten bu zamanın derslerine tam deva. Başka yerde 16. sözdeki sorunun cevabını başka Risale'de bulsak oradan da okurduk yani. Yok ki. Yok ha. Dolayısıyla yani bizim hizmet kitabımız Risale'deki Risale'dir, oradaki hakikatlardır. Ama bu demek değil ki biz sadece Risale'de okuyoruz. Biz her şeyi okuyoruz. Hatta Risale-i Emre Vesilesi'yle bazı kitapları okuduk mesela. Ben şahsen üstadım İmam Rabbani Hazretleri hakkında İmam Rabbani bir üstadım olan İmam Rabbani Hazretleri diye bir ifade kullanıyor. Mesela merak ettim, mektubatı okudum iki cilt mesela. Yani, veya üstad münazaratı tarihi bazı olaylardan söz ediyor. Merak eden birçok kardeşlerimiz tarihi vakaları araştırdı, okudular. Bunlar iki türlü de yanlış anlaşılmasın. Yani bazıları bazı Nur Talebelerinde de niye başka kitap okuyoruz gibi bu kitaplar Risale-i Nur'u anlamamıza daha çok vesile oluyor. Tam karşı kutup da başka bir şey okumuyorlar diyorlar. Ne o doğru ne bu doğru yani. Elhamdülillah zamanı geldikçe her şeyi okuyoruz yani. Şimdi bir Nur Talebesi Risale-i Nur'u okuyarak namaza başlıyor. Bir genç ilk işi ilmihal okumak oluyor. Değil mi? Evet. Demek ki Risale-i Nur'dan başka bir şey okuyor Nur Talebeleri. İlmihal da okuyor, tarih de okuyor, her şeyi okuyor ama hizmet kitapları Risale-i Nur'dur yani. Yani ders yapacak lazım, oradan ders yapıyorlar. O da gayet normal karşılanmalı. Onun için tarikat lisanlıyordu. Evet. O çok önemli bir nokta da. Evet. Hem yazılan eserler, risaleler, ekseriyeti mutlakası hariften hiçbir sebep gelmeyerek ruhumdan tevellüd eden bir hacete binaen ani ve defi olarak ihsan edilmiş. Ha, öyle. Ruhundan doğan bir ihtiyaçla yazdırmış talebelerine. Yani bir noktaya bakar, ustad konuşulmuş, talebeye yazılırmış. Daha sonra bir araya getirir, toplar, son şeklini verirlermiş. Evet. Sonra bazı dostlarıma gösterdiğim vakit demişler, şu zamanın yaralarına devadır. İntişar ettikten sonra ekser kardeşlerimden anladım ki tam şu zamandaki ihtiyaca muvafık ve derde layık bir ilaç hükmüne geçiyor. İşte ihtiyar ve şuurumun dairesi haricinde mezkür haletler ve sergüzeşti hayatım ve ulumların envalarındaki hilaf-ı adet ihtiyarsız tetebbuatım olmazdı yani çok ilimlerde İhtiyarsız yani Cenab-ı Hakk'ın sevkiyle, ilham ile çok eser okumuş üstad yani. Böyle bir netice-i kutsiyeye müncer olmak için kuvvetli bir inayet-i ilahiye ve bir ikram-ı Rabbani olduğuna ben de şüphe bırakmamıştır. Evet, yeni bir mevzu. Dünya madem fanidir,
hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayatı ebediye burada kazanılacaktır, hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafirhane-i dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var, hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır, hem madem la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha sırrınca teklifi mala yutak yoktur, hem madem zararsız yol zararlı yola müreccahtır, hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır, elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahireti unutmasın, ahiretini dünyaya feda etmesin, hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyaya için bozmasın, malayani şeylerle ömrünü telef etmesin, kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, selametle kabir kapısını açıp saadet-i ebediye girsin. İnşallah. Ya. Tabii bu hepimize malum, defalarca okumuşuz, hepimiz dinlemişiz. Harika hakikatler tabii. Tekrar üzerine durmak istemiyorum. Yalnız bu bahis hizmet sefine niye girmiş? Değil mi? Orada hizmete bakan cihetlerine bir iki temas edeceğim, o kadar. Dünya madem fanidir, bu hizmet ebedi hayatı kurtarmak için telif edilmiş bu eserler, değil mi? O halde buna teveccüh etmemiz önemli. Veya mesela diyelim, لَا يَكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسِنْ اِلَّا بِسْعَهَا سِرُّنْ teklif mala yutak yoktur. Bunun tabi bu ayetin çok manaları var, oraya girmeyeceğim. Çok geniş bir sahası olan ayetlerini fıkıhtan akaide kadar her konuda örnekleri var. Başka derslerde geçiyor. Şimdi Cenab-ı Hak hiçbir nefse vüsatinin, gücün üstünde şey yüklememiştir. Kısaca meali bu. Ha. Hizmetten asla tüketeceğiz. Biz de hizmette kendimize bir saha seçeceğiz. Benim gücüm neye yeter? Onu tam yapacağız. Gücümüzün yetmediği şeylere kafa yorduk mu, yapamadık mı, yese düşeriz. Değil mi? Kuvvemayemiz kırılır, hizmete şevkimiz kırılır. Onun için bu ayette biz hizmete böyle tatbik edeceğiz yani. Gücümüzün üstündeki Allah bize teklif etmiyor. Değil mi? Ben Erzurum'da mıyım? Bana işte Edirne'deki bir gencin imanından ona bu hakikatleri ulaştırmaktan bir sorumluluk düşmüyor. Değil mi? Ama kendi bölgemde, kendi şehrimde ne yapabileceksem onu yapmazsam sorumlu olurum. Yani bu manayı bu ayetten inşallah hizmet olarak açsın, ders alalım. Bir de madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısını kabardı, dünyevi rütbelere de, dünyevi dostlara da çok gönlü bağlamamak lazım. O yüzden uhrevi dostlarla, uhrevi makamlarla daha çok ilgilenmek lazım. Çünkü onlar ebediyen bize lazım olacak. Değil mi? Uhrevi makamlar için çalıştık mı, ebediyen istifade edeceğiz. Uhrevi dostlar edindik mi, beraber çalıştık mı kardeşlerimizle, ebediyen kardeşlerimiz devam edecek. Yani bu şekilde hepsini girmeyeceğim hepsine. Hepsini hizmete tatbik edelim yani. Bu tip dersleri okurken o şekilde yapılır. Mesela madem şehirler ömrü telef etmesin buyurursa çok önemli bu. Yani bugün cemiyette çok büyük bir hastalık bu yani, malayaniyet yani. Gereksiz olarak her şey saatlerce konuşuluyor. Yani futboldan tut siyasete kadar. Yani malayani ne derim? Bir müminin yani malayani kelime manası yani bir maksat gözetilmeksizin konuşmak. Malayani bir maksat yok, gaye yok. Niye konuşuyorum belli değil, laf olsun diye. Malayani mi demek yani? Diğer bir tarifi de ne dünya ne ahirete yaramayan şeye malayani denir diyorlar yani. O ıstılah manası, lügat manası. Bir şey ki la yani, onunla bir şey kastedilmiyor. Yani laf olsun diye konuşmak, laf olsun diye konuşmak. Bu şekilde çok şeyler oluyor yani, konuşmalar oluyor, ömür gidiyor yani, ömür gidiyor. Buna biz de dikkat edelim, çevremizdekilere de ikaz edelim ki en büyük sermayemiz ömür. Bunu ya dünyaya harcayalım, efendim, helal rızık kazanalım, çoluk çocuğumuza helal rızık yedirelim, kâr olsun bize. Ya ahiretimizi harcayalım, ki ona aman değil, ikisi beraber gidecek zaten.
İşte ikisine de yaramayan şeyler mala yani. Ona diyor, ona Üstad ne buyurdu? Ömrün telef etmesin. Ömür telef oluyor yani. Hiçbir işe yaramıyor ömür. Mala yanında giden ömür telef olmuş bir ömürdür. E bir şey yaramaz. Ne dünya ne afiyete. Evet. İlahiz, diğerlerine girmeyelim. Hı. Yeni bir mevzu. Eğer mesleğimiz şeyhlik olsaydı, makam bir olurdu. Veyahut mahdut makamlar bulunurdu. O makama müteaddit istidatlar namzet olurdu. Gıpta karene bir hodgamlık olabilirdi. Fakat mesleğimiz uhuvvettir. Kardeş kardeşe peder olamaz. Mürşit vaziyetini takınamaz. Uhuvvetteki makam geniştir. Gıpta karene müzahameye medar olamaz. Olsa olsa kardeş kardeşe muavin yardımcı ve zahil olur, hizmetini tekmil eder. Evet, çok mühim bir ders tabi. Şimdi mesleğimiz şeyhlik olsaydı makam bir olurdu diyor. O zaman ne olurdu? İşte müzahame olur, yeri darlığı için gibi. O makam bir kişi gelir. Müzahame yeri darlığı değil mi? İki kişi gelemez ki. Ama uhuvvetteki makam geniştir. Kardeşlerimizi sevdik mi? 10 kişi sevdim de yer kalmadı ki 11. seveyim diyor muyuz? Yok. Yok, sevdiğin kadar sev. Değil mi? Yani uhuvveteki makam geniş. Onun için sahamızı daraltmıyorum. Bu geniş makamda çalışalım yani. Kardeş olarak birbirimize yardımcı olalım. Hep beraber hizmet-i imaniyede bunların. Tabii şu da önemli. Yani ustadımız malumunuz. Çok önemli işliyor ki şu konuyu. Zaman cemaat zamanıdır. Zaman cemaat zamanı. Şimdi zaman cemaat zamanı olduğu için Üstad Hazretleri kendinden sonra vekil bırakmamış. Yani şeyh manasına, halife manasına vekil bırakmamış. Değil mi? Eserlerini basmak için abileri vekil etmiş. O ayrı mesele. O ayrı mesele. Onlar da Allah'ın rahmetsin. Büyük çoğunu rahmetli oldu. Bir sayede kaldı. Cenab-ı Hakk'ın sıhhatli hayırlı ömürler versin. Şimdi Üstad Hazretleri zaman şahsı manevi olduğu için Üstad'ın vekili de şahsı manevi olmuş. Nedir Üstad'ın vekili şahsı manevi? Kendi ifadesi. Risale-i şahsı manevisi o şahitleri temsil eden şahitlerin şahsı manevisi diyor. Risale-i şahsı manevisi bir de onu temsil eden has şahitlerin şahsı manevisi Ferit Makam Masarı'dır diyor. Üstad'ın şahsı manevisi Ferit Makamı'na masar. Ferit Makamı Üstad'ın kendi ifadesiyle gasiyet-i kutbiyeti kendinde toplayan makam. Abdülkadir Genel Hazretleri Üstad misal veriyor. Onda bu ikisi birleşmiştir diyor. Üstad'ın şahsı manevisinde de birleşmiş. Yani bende de birleşmiş demek istiyor da öyle demiyor. Niye demiyor? Çünkü kendinden sonra o makamı kimse dolduramaz ki. Yani hem gasiyet hem kutbiyeti kendi toplayacak bir şahıs olmaz. Kendisiydi, o da rahmetli olunca o makam kıyamete kadar şahs-ı maneviye intikal etmiştir. O makam kıyamete kadar Risale-i Şahs-ı Maneviyesine o şahs-ı maneviyeyi temsil eden haç-ı şahs-ı maneviyesine o makam tevdi edilmiştir yani. Kıyamete kadar böyle gidecektir yani. Bunu böyle bildik mi rahat ederiz yani. Bazı ifrattan tefritten kurtuluruz. Evet. Yeni bir mevzu. Hak perestliği nefis perestliğe tercih etmekle ve hakkın hatırı nefsin ve enaniyetin hatırına galip gelmekle in ecriye illa alallah sırrına mazhar olup nastan gelen maddi ve manevi ücretten istiğna etmekle ve me'alel rasulü illel belag sırrına mazhar olup hüsnü kabul ve hüsnü tesir ve teveccüh nasıl kazanmak noktalarının Cenab-ı Hakk'ın vazifesi ve ihsanı olduğunu ve kendi vazifesi olan tebliğde dahil olmadığını ve lazım da olmadığını ve onunla mükellef olmadığını bilmekle ihlasa muvaffak olur, yoksa ihlası kaçırır. Evet, biraz uzunca bir cümle, birkaç hakikat birlikte geçti. Bir de okuyacağız bir zahmet. Hak perestliği, nefis perestliğe tercih etmekle. Şimdi birisi bu yani. Değil mi? Böyle yapmakla ve hakkın hatırı az müsaade edelim. Evet. Böyle yapmakla ne olur? İhlası kazanır. İhlasa muvaffak olur.
Değil mi? En son öyle bağlandı. O da ihlasa muvaffak olmanın, ihlas sırf Allah için hizmet etmek, yani Allah'ın rızasına mazhar olmak. Bunun yolunu çizdi burada. Bir, hak veresi nefsine tercih etmekle. Hakkın hatırı nefsin ve emretin hatırına galip gelmekle. Bunlar insanı ihlasa götüren yollar yani. Şimdi hak veresi, yani buradaki hak Cenab-ı Hak manasına değil, onları da kullanıyor yani. Haktan tarafı olmak yani, hakkı savunmak. Değil mi? Hakkı sevmek, hakkı şiddetle müdafaa etmek yani. Hakkı müthiş şekilde bağlanmak yani, son derece bağlanmak. Perest o demek oluyor. Hakka çok sıkı, mükemmel bağlılığa deniyor hakperestlik. Nefse çok sıkı bağlanmak yani. Nefsin hoşuna gitmeyeni reddetmek, nefsin hoşuna gidenleri yapmak, nefis namına sevmek, nefis namına sevmemek, bu nefis perestlik. Hak perestliği, nefis perestliğe galip geldiğin bir insanda ihlas yoluna girmiştir. Bunun ikinci adımı nedir? Hakkın hatırı, nefsin ve emaniyetin hatırına galip gelmek. O zaman hak perest olmuş olur yani. Bir hakkın hatırı var, değil mi? Bir müminde bir kusur gördük, değil mi? Uhuvvet Risalesi'ni hatırlayalım, Uhuvvet Risalesi'ni. Bir müminde bir kusur gördük. Nefis diyor ki, bununla bir mücadele et. Değil mi? Evet. Hak da diyor ki, hakperestlik, onda binlerce muhabbet vesilesi var. O kötü sıfatı şey gibidir, göze üzerindeki ufak bir sinek kanadı gibidir. O sinek kanadını göz önüne koydu mu daha göstermez. Aynı o şekilde sen bu kusuru büyütüp de onu dağ gibi hasenatını örtme. O mümindir, müslimdir, değil mi? İşte imanı Kabe ümmetindedir, İslamiyeti Cebelmut azametindedir. Bin bir bilal dediğince cihet-i vahdetleriniz vardır. Bunları düşün de o kusuru affet diyor, değil mi? Evet. Bu ders bize veriyor. Hak perestliği, nefs perestliği tercih ettiği böyle yaparız. Bu hakikatleri dikkate alırız. Hak perest oluruz. O kusura da o kadar değer veririz yani. Kusur kadar. Yani bir mesela fen şey var ya, onu da kısa söyleyelim. Erhubu fillah, erhubu fillah. Allah'ın namı sevmek, Allah'ın namına buğz etmek. Şimdi adam bir suç işlemiş. Şer'i, çoğu zaman şer'i de oynuyor suçları. Bizim hoşumuza gitmiyor. Velev ki şer'i suç olsun. Şer'in bunun değeri nedir? Mekruhtur şer'en. Bunu haram gibi düşünen olamazsın. Velvuzu fillah ters düşer. Allah ona mekruh demişse sen de mekruh kadar buğz edeceksin. Haram demişse sen de haram kadar buğz edeceksin. Şirk demişse şirk kadar buğz edeceksin. Muhabbet de böyle, şey de böyle. Adavet de böyle, ölçülü olacak. Ölçü ne? Ölçü işte Allah namını sevmek, Allah namına korkmak. Şey, buğz etmek ve sevmek. Bunun ölçüsü işte budur yani. Şeriat uygun oldu mu ölçülüdür. Yoksa nefis girmiştir. Buradaki asıl şey, verilen mesaj o, evet. Nefsin ve enaniyetin hatırına galip gelmekle in ecriye illa alallah sırrına mazhar olup. Yani bu bütün peygamberler için Kur'an'da geçiyor yani. Evet. Her peygamber yapayla tebliğatı yapıyor. Dinlesinler, dinlemesinler. Diyor ki in ecriye illa alallah. Muhakkak ki benim ecrim, benim mükafatım ancak Allah verecek. Benim ecrim Allah üzerindedir, ona aittir yani. Deyip, ben size anlattım, görevimi yaptım, o kadar. Ben sizden bir ücret beklemiyorum, mükafat beklemiyorum. Nasıl bütün peygamberler böyle demiş? Peygamber Efendimiz bunu kemaliyle demiş ve yaşamış. Bu da bir sünnettir yani, bu sünnette de ihtiva ederim biz de. Değil mi? Sünnet sadece, işte bildiğimiz adab-ı dair sünnetlere münhasır değildir. Değil mi? Namaz kılmak da sünnettir. İşte Peygamberimizin halini hallemek de sünnettir. Çok büyük sünnetlerdir bunlar. Değil mi? Onun için madem ki sünnet budur, görevini yapıp nasıl ücret beklememek, biz de hizmetimizi yapıp kimseden bir şey beklemeyeceğiz. Teveccüh, alkış, efendim söyleyeyim, maddi bir menfaat. Beklemedik mi işte peygamberlerin yolundayız demektir. Bekledik mi o zaman yoldan sapmışızdır artık. Ne kadar sabırsız o kadar mesul oluruz. Evet. İnneciye ala Allah o demek. Evet, Allah razı olsun. İn ecriye illa alallah sırrına mazhar olup
Nas'tan gelen maddi ve manevi ücretten istiğna etmekle... He, hem maddi hem manevi. Ne maddesini bekleyeceğiz, ne de manevi. Bize şu bu makamları vermelerini, bizi şöyle böyle görmelerini beklemeyeceğiz. Evet. Ve ma ala rasul illa belag sırrına mazhar olup hüsnü kabul. Bu da madem ayet-i kerime. Ve ma ala rasul illa belag. Peygamberlerin sadece tebliğ görevi vardır. Peygamber'e düşen görev sadece tebliğdir. Allah. Çünkü niye sadece tebliğ? Çünkü gerisi Allah'a ait çünkü. Değil mi? Kulun görevi tohum ekmektir, değil mi? Bitirmek Allah'a mahsus. Nasıl tarlada ektiğimiz tohumu bitirmek Allah'a mahsussa, kalplere, akıllara ektiğimiz fikirleri bitirmek de Allah'a mahsus. Birinde Rezzak ismi, diğerinde Hadi ismi. Demek tohumu ekiyoruz, Rezzak Allah, o bitiriyor. Bir hakikat anlatıyoruz birisine, Hadi Allah, o hidayet veriyor. Değil mi? Böyle baktık mı rahat ederiz. Evet. Hüsnü kabul ve hüsnü tesir ve teveccühü nasıl kazanmak noktalarını... Yani insanların bizim yaptığımız hizmete karşı bize teveccüh göstermelerini... Tabii nefis ister bunu ama biz yani nefsimize şunu diyelim yani, iste teveccühünü, şöyle iste yani. Bu zatların hürmetine, bunun teveccühlerini Cenab-ı Hak inşallah boşa çıkarmasın. Bana olan hüsnü zannına beni layık etsin. Hani böyle baksan olur. Yoksa onu teveccüh edince, bak ben neyim falan, kibire, gurura götürdün mü, o tehlike. Ama diğer manada isteyebiliriz teveccühüm aslında. Evet. Evet. Evet, hüsnü kabul ve hüsnü tesir ve teveccühü nasıl kazanmak noktalarının Cenab-ı Hakk'ın vazifesi ve ihsanı olduğunu. Şimdi kalpte Allah'ın tasarrufunda. Kalpte Allah'ın tasarrufunda. Nasıl biz gıda yiyoruz değil mi, yemek yiyoruz. Hücre yapmak Allah'ın tasarrufunda. Karşıdakinin de kalbinin onun tasarrufunda. Bizi sevmesi ve sevmemesi Cenab-ı Hakk'a ait. Evet. Ve kendi vazifesi olan tebliğde dahil olmadığını. İlla belâ geçti ayet. Evet. Tebliğde dahil değil bizim onu anlatmamız. Onu neticesinde bize teveccüh etmesi tebliğde dahil değil. Esin etmesini biz tebliğimizi yapmak mükellefiz diyoruz zaten, evet. Ve lazım da olmadığını. Yani onun bize teveccüh etmesi lazım da değil. Niye lazım değil? O da fani, biz de fani. Üç gün sonra o da kabirde, biz de kabirde. O da hesap veriyor, biz de hesap veriyoruz. Değil mi? Bizim elimizde ne kalacak? Dünyada yaptığımız ameller. Evet, şimdi kabirde kimseye başkalarının teveccühüne göre muamele edilmiyor ki. Değil mi? Başkalarının teveccühüne göre. Şu insana çok teveccüh etmişlerdir. Buna daha az azap verelim demiyor melekler. Kendi amelimize göre orada şey göreceğiz. Karşılık göreceğiz. İnşallah sevap görürüz, müsbetlik görürüz. Evet, lazım olmadığı bu yani. Evet. Ve onunla mükellef olmadığını bilmekle... Mükellef değil, onun kabulünde mükellef değiliz. Anlatmakla mükellefiz ama kabulünde mükellef değiliz. Evet, olmadığını bilmekle ihlasa muvaffak olur. İhlasın sırları bunlar. Allah, ne güzel ya. Teveccüh olmaz, beş para etmez, kabir kapısında söner. Değil mi? Biz, iki, efendim, o teveccüh talip olmak bana düşmez, benim için lazım değil o. Anlatmak benim görevim. Ama anlatırım, kabul eder. İnşallah onun kazandığı sevabını bilmişsiniz, Cenab-ı Hak bana yazar. Esse bir kere faiz arınca, onu isterim. Yoksa nefis namına bana teveccüh etmiş, etmemiş. Yani hakikaten usta diyor ya, beş para etmez diyor. Ne güzel tabi. Kabir kafasına söner, beş para etmez diyor. Yani bazen derste örnek veriyoruz yani. Basit örnek ama bir kapı açar yani. Diyelim benim cebimde 10 lira var. Herkes diyor ki onun cebimde 10 milyar lira var. Arttı mı para? Artmadı. Benim cebimde 10 milyar lira var. Herkes diyor ki cebi bomboş. Azaldı mı? Azalmadı. Manevi sermayemiz de böyle. Benim manevi sermayem neyse o yani. Başkası çok demekle artmaz, az demekle azalmaz. Ama teveccühlerini isteriz müminlerin dua noktasında. İnşallah onlar layık olalım noktasında isteriz. Yoksa kabir kapısına söner, beş böyle etmez deyip
tespit edelim. Yoksa ihlası kaçırır. Subhaneke la ilme lana illa ma alimtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavatim.